Siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, Saadet Partisi'nin sayın genel başkanı, değerli dostlarım, değerli milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Merhum Erbakan için 5 yıl önce düzenlenen anma toplantısında yaptığım konuşmada bu toplantı kutuplaşmanın ve çatışmanın arttığı bir dönemde diyalog ve toplumsal uzlaşma adına taze bir nefistir demiştim. 5 yılın ardından mutlulukla ifade etmek isterim ki bugün düzenlenen toplantı kutuplaşmayı ve çatışmayı hızla azaltmayı başardığımız bir sürecin nişanesi olarak tarihteki yerini alacaktır. 5 yıl önce başlattığımız diyaloğun ve toplumsal uzlaşma çabamızın uzlaştığı noktadan hepimiz gurur duymalıyız. Diyaloğun başlangıcında bana ve Sayın Karamollaoğlu'na tepki gösterenlerin bugün ortaya çıkan tablodan mutluluk duyduklarını görüyorum ve biliyorum. Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi hep birlikte tanış olduk ve işi kolay kıldık. Dolayısıyla bu toplantıyı geçen 5 yılın bir muhasebesi olarak da görüyorum. Merhum Erbakan için 5 yıl önceki anma toplantısı 16 Nisan 2017 referandumunun arifesinde düzenlenmişti. O gün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılan sürecin sonuçları itibariyle ülkemizi derin bir sosyal, siyasal ve ekonomik buhran içine sürükleyeceğini birlikte ifade etmiştik. İnanın, geçen 5 yıllık süreçte yanılmayı çok isterdik. Ancak geçen zaman bizi yanıltmak bir yana haklılığımızı gösterdi. Peki, bugün söylediklerimizin haklılığı ışığında ne yapmalıyız? Bana göre buhrandan nasıl bir yol ve yöntemle çıkacağımızı halkımıza anlatmalıyız. Toplumumuzun bizden duymak istediği de budur. Vatandaşlarımızın bizim ortak geleceğimize dair düşlerimizi, planlarımızı ve içinde bulunduğumuz buhrandan nasıl çıkacağımızı duymaya ihtiyaçları var. Doğrusu vatandaşlarımızın umuda ihtiyacı var. Çok genel bir çerçevede ifade etmek isterim ki yaşadığımız sosyal, siyasal ve ekonomik buhrandan uzlaşarak ve birlikte çıkabiliriz. Sevgili dostlarım, Necmettin Erbakan'ın hayatı bize nasıl bir gelecek kurmak zorunda olduğumuzu ve omuzlarımızdaki sorumluluğu göstermesi açısından da yol göstericidir. Bu yol göstericiliğin en önemli işareti de ömrünü vakfettiği, bizzat kurucusu ve önderi olduğu siyasi hareketin Milli Görüş adını taşımasıdır. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği siyasi rakiplerini düşman olarak gören bir millilik ve vatanseverlik söylemi değildir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliği herkesi kuşatan ve kucaklayan bir millilik ve vatanseverliktir. Erbakan'ın milliliği ve vatanseverliğinde kin ve nefret yoktur. Çatışma ve kavganın yerine barış ve uzlaşma vardır. Örneğin, merhum Erbakan şöyle diyordu: "Çoğunluk bende, istediğimi yaparım diyemezsin. Azınlıkta bulunanların da hakları var. Onların da hakkını, hukukunu koruyacaksın. Çokluk hak sebebi olamaz." diyordu. Dolayısıyla bu cümleden yola çıkarak ve adaleti özne yaparak şu cümleyi kurabiliriz. Bu güzel ülkede sadece bizi oylarıyla iktidara getiren vatandaşlarımızın değil, bütün vatandaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyan bir iktidarı Allah'ın izniyle kuracağız. Yine merhum Erbakan'ın dediği gibi, birileri kendini imtiyazlı sayıyor, ayrımcılık yapıyor. İmtiyaz da hak sebebi olamaz. Böyle diyordu rahmetli.
Evet, kimseye iktidar olmaktan veya iktidardan yana olmaktan kaynaklı imtiyaz verilmemeli. Kamunun her türden birikimi, gücü, kuvveti ve kudreti iktidar sahipleri için değil, herkes için eşit ve adil kullanılmalı. Kimse yaşamın hiçbir alanında ayrımcılığa maruz bırakılmamalı. Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli, birlikte üretmeli ve hakça bölüşmeliyiz. Herkesin inancına ve inanç pratiğine saygılı, bu inanç pratiklerinin koruyucusu ve güvencesi olmalıyız. Çünkü biliyoruz ki aksini yaptığımızda zulmedenlerden oluruz. Bizler kimseye zulmetmemeliyiz. Sevgili dostlarım, helalleşme çağrısını ilk olarak geçen yıl düzenlenen merhum Erbakan'ı anma toplantısında dile getirmiştim. O gün tüm bu kırgınlıkları ve acıları gidermeliyiz. Bütün bir geçmişi bir yana bırakarak helalleşmeliyiz demiştim. Grup toplantısında detaylandırdığım helalleşme çağrısını ilk ifade ettiğim yerin merhum Erbakan için düzenlenen bir anma toplantısında olmasının memnuniyetini taşıdığımı ifade etmek isterim. Benim için helalleşme, yaşanan mağduriyetlere istinaden oluşan hukuki hak ve taleplerden vazgeçmek değildir. Yaşanan acıların yarattığı kişisel ve toplumsal yaraları sineye çekmek, geçmişi unutmak veya unutturmak da değildir. Aksine helalleşme, geçmişte her ne gerekçeyle, her ne yaşanmış olursa olsun, yaşananların hukuki, ahlaki ve vicdani sonuç ve sorumluluklarından kaçmamak ve kaçınmamaktır. Helalleşme, geçmişimizle yüzleşebilmek demektir. Helalleşme, biz siyasetçilerin birbirine yönelik olarak ve eğer mağduriyetlerine neden olduğumuz kişiler varsa, onların da karşısına içtenlikle, samimiyetle çıkıp özür dileyebilmektir. Özetle, benim için helalleşme hep birlikte, hep beraber yeni bir gelecek inşa edebileceğimize yönelik inancımın tezahürüdür. Karşılıklı razı olma halidir. Karşılıklı bağışlama ve hoşgörüye dayalı bir kardeşlik ortamını kurabilme, düşünce iklimine sahip olmaktır. Ancak helalleşme, nerede bir kötülük var ise o kötülüğü yaratanlardan ya da tüyü bitmemiş yetimin hakkına ve beytülmale el uzatanlardan bağımsız ve tarafsız yargı yoluyla hesap sormayı engellemez. Tekrar ediyorum, bağımsız ve tarafsız yargı yoluyla hesap sormayı engellemez. Çünkü helalleşme kimseye kin tutmamaktır ama haksızlıklar karşısında da dilsiz şeytan olmamaktır. Bunu başardığımızda ki başaracağız, devletimiz adil olacak ve bu adil devletin yurttaşları ve bu adil devletin tüm muhacirleri insanca yaşayacaktır. Sevgili dostlarım, 5 yıl öncesine göre çok daha güzel bir noktadayız. En geç 1 yıl sonra, yani Cumhuriyet'in 100. yılında çok daha güzel bir noktada olacağız. İnanıyorum ki Büyük Önder Atatürk'ün kurucusu olduğu Cumhuriyet'imizin 100. yılında Cumhuriyet'imizi hep beraber demokrasiyle taçlandıracağız. Çünkü demokrasi yaşadığımız sorunların çözümünün tek ilacıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 54. hükümetin başbakanı, aynı zamanda bürokratken benim de başbakanlığımı yapmış olan Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Miracınız mübarek olsun.